Fenerbahçe'nin ikinci yarıya 2-0 önde başladığı maçta deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atıldı. Yüzüne yabancı madde isabet etti Başkan Koç'un ve Göztepe görevlisi Fatih Özkan tarafından da iterek yere düşürüldü. Bu görüntüler çok konuşuldu. Bugün ne oldu? Bugün Ali Koç'u MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşürken gördük. O görüntüleri de çok konuştuk. CHP lideri Özgür Özel'le de bir görüşmesi oldu. Ve yine akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşmesi oldu Ali Koç'un. Acaba ne konuşuldu bu görüşmelerde? Böyle aylardır, yıllardır bir söz halinde, öbek halinde sorulur ya, siyaset ve futbol ayrımı işte ne oluyor acaba diye sordurduğu bir yere getirdi bizi. Ahmet Selim Kul, ne oldu bu görüşmelerde? Sürpriz miydi? Önce bir onu sorayım. Aslında sürpriz görüşmeler değil. Bunlar Sayın Ali Koç, biliyorsunuz bu yaz ayında Sayın Aziz Yıldırım'la yeniden bir seçim yarışına girdi ve kazandı, 3. dönemine başladı. Aslında bu görüşmeler 3. dönemine başladıktan sonra planlanmış hani nezaket ziyaretleriydi ve önceden ayarlanmış görüşmelerdi. Yani bu görüşmeler bu maçın ardından özel olarak ayarlandı, orada bir tur yapıldı değil. Onu bir kere net bir şekilde vurgulayalım, ama tabii ki çok ilginç bir döneme denk gelmiş oldu. Yani o gündemle gidilmedi ama tabii ki tüm görüşmelerde konu buraya geldi. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, bunu vurgulamak istiyorum, arkadan yani sıradan bir itme de değil, arkadan bir saldırıyla yere kalpaklandı. Yani bu bir hakeme yumruk yedikten sonra, futbolculara işte saldırıldıktan sonra, yine işte Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra olan olaylardan sonra dördüncü olay olarak bir kulüp başkanının yanında polisler varken akreditasyon kartı olan, yani kulüp tarafından akredite edilmiş, görevli olarak bildirilmiş tarafından uğradığı saldırıyla bugünlere geldik. Ama tabii orada dikkat çekici nokta, Sayın Ali Koç, Sayın Devlet Bahçeli ile geçmişten bu yana çok yakın bir ilişkisi var. Orada benim dikkatimi çeken, Sayın Devlet Bahçeli'nin merdivenlere kadar uğurluyor. Hatta orada Sayın, evet, Ali Koç gelmeyin diyor, kapıya kadar, arabasının kapısına kadar uğurluyor. Orada sıcak bir görüntü vardı. Ardından özür dilerim, önce Sayın Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu da nezaket ziyaretiydi ama orada da gündeme fazlasıyla bu konu geldi. Bu konuyla ilgili sorular yöneltildi, neler yaşandığına dair. Son olarak da Sayın Yerlikaya'yla da görüşme yine aynı içerikteydi ama orada da karşılıklı bilgi aktarımı oldu. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu? Orada karşılıklı yine bu konuda gündeme geldi. Bir iki not dikkat çekmek gerekiyor. Olayın yaşandığı ilk akşamdan itibaren bu konular hızlı bir şekilde, alıştık artık bu manipülasyon ortamına. Futbolda özellikle, yani siyasetin bir şeyi gibi, küçük bir örneği gibi, ama futboldaki manipülasyon ortamı çok daha fazla. Hemen işte Ali Koç'un orada ne işi var, bu maçta cezalı gibi bir iddia söylendi. O söyleyelim yani, Ali Koç'un dikkat ederseniz akreditasyon kartı var. Herhangi bir şekilde bir cezası yok. Evet, geçtiğimiz yıldan kalan bir ceza vardı. Onu parasını ödeyerek para, o cezanın çevrildi, kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde bir cezası yoktu. Zaten şu da hemen bir yanlış algı, onu da düzeltmek gerekiyor. Bu bilgileri düzelterek başlayalım. Ali Koç maç oynanırken niye tribüne gidiyor ve Ali Koç maç oynanırken neden sağ içinden tribüne gidiyor? Yani sağ dışından geçmesi için stadın tam dışına gitmesi gerekiyor. Dün bazı yorumlar gördüm, yani o stadyumu bilmiyor, yeni bir stadyum, birçok spor sever bilmiyor. Şehrin tam içinde, yani hemen yanlarında evler var, öyle geniş bir alanda, işte geniş bir dış alanı olan bir stadyum değil, stadyumun dışına çıkması gerekiyor. O yüzden ben orada sağ içinde de görev yaptım kupa finali esnasında. Öyle içeriden gitmek dışında çok fazla seçenek yok ve Sayın Ali Koç maç oynanırken gitmiyor. Maçın devre arası geliyor, yanına koruma vesaire de çok fazla almıyor. İki tane koruma ile birlikte bir yöneticisini alıp taraftarların yanına gidiyor. Çünkü konunun nasıl başladığı yer, aslında bugün de vurgulayacağımız yer şu. Birileri görevini yaparken bazı eksikler yapıyor ya da İşte o konuşacağız birazdan. Bu Fenerbahçe'nin son 10 yılda 15 yılda yaşadığı olayların bir devamı olarak Fenerbahçe taraftarına yönelik bir uygulama gerçekleşiyor. Bu ne? İşte bekleme yerlerinde takım otobüs, taraftar otobüslerinin çok bekletilmesi, sürekli söylem değiştirilmesi, tek tek götüreceğiz, toplu götüreceğiz vesaire. İşte Göztepe tarafında sıkıntı var, gerginlik var gibi ifadelerle
Fenerbahçe taraftarlarının bekletilmesi, en nihayetinde Fenerbahçe'nin taraftar otobüsleri maç başlarken 21.37 gibi stada getiriliyor. Orada 20 dakika otobüsünü, yani şöyle anlatayım bunları neden vurguluyorum. Düşünün, bir konsere gidiyorsunuz, futbol demeyelim, futbolu herkes anlamıyor. Bir konsere gidiyorsunuz, çok sevdiğiniz birinin konseri, hı hı. Ve kapıdaki birisi de diyor ki konser başlıyor, çıkma, tam sahneye çıkmak üzere, diyor ki şu anda içeri giremezsiniz. Yani takım taraftar otobüslerini 20 dakika oraya götürüp, maç esnasında oraya götürüp bunu erken gelmenin... Bunu taraftar otobüsüne, evet, söylüyorlar. Evet, 20 dakikada stadın önünde bitiriliyor. 30. dakikada girenler var, ilk yarı olup hala giremeyenler var. Bunun üzerine Ali Koç da, bu futbolda çok açık konuşayım, bir racondur. Eğer deplasman tribünü stada girememişse, rakip kulüp kaynaklı veya emniyet güçleri kaynaklı bir problem olmuşsa, orada o camianın lideri de başkan olduğu için başkanın bu konuyla bizzat ilgilenmesi istenir. Zaten sürekli bir trafik, trafiği, başkan da doğal olarak kendi taraftarları içeri giremediği için gidip bu konuyu oradaki yetkililerle konuşuyor, taraftarlara soruyor ne oluyor diye ilgileniyor. Dönüşünde maç başlamış oluyor. Orada bir dalgın, hani bu olay oradan dönüşünde oluyor. Evet, bu olay, şu olay bir de bir orada dönüşte oluyor ve yine sağ kenarından gidiyor. Ama işte bu asıl zaten konuşulması gereken bu. Bu işte bizim stadımızda şunu yapamazsın, bu asmalar, kesmeler vesaire. İşte orada bir gerginlik artıyor. Göztepe yöneticisi Ali Koç'un karşısına dikiliyor. Orada muhtemelen bir uyarıda bulunuyor ve Ali Koç onunla muhatap olmayarak sağ içine yöneliyor. Devamında tribünlerden madde atılması çok anormal değil. Yani bu Türk futbolunda keşke bu da olmasa da işte maddeler atılıyor. Ama orada asıl problem işte bir kişi gelip arkadan saldırıyor. Ve yanında iki kişilik bir polis ekibi varken yapıyor. Ve dediğim gibi bu kişi zaten görevli. Adı Fatih Özkan mı? Evet, Fatih Özkan dediğimiz kişi. Trabzonlu mu? Yani kütüğüyle ilgili, evet, Trabzonlu olduğu söyleniyor. Babası bir Karadeniz Federasyonları Derneği Başkanı, yani Göztepe'nin yönetiminde mi? Göztepe yönetiminde bir dönem yer almış ama şu anda bir yönetim sorumluluğu yok. Taraftar sorumlusu titriyle akredite ediliyor. Ve dediğim gibi bu şahıs Fenerbahçe Başkanı'na saldırıyor. Ve şunu çok vurguluyorum. Çok özür dilerim Ahmet'im. 5 soru sormuş bugün Fenerbahçe. Yetkililere soruyoruz, evet, başlığıyla. Şöyle söylüyor açıklamada Fenerbahçe Kulübü. Ali Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın suç makinesi olduğuna yönelik bugün basın yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır diyor. Bu karanlık kişinin suç dosyasının kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mu? İddialar doğruysa Göztepe Spor Kulübü tarafından akredite edilerek maç esnasında sağ kenarında olması nasıl izah edilebilir? 3-1 kulüp başkanının müsabaka esnasında sağ kenarına inip inmeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgularken suç dosyası kabarık olduğu iddia edilen şahsın sağ kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir? Hain ve korkakça saldırı deniyor. Bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyretmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak nasıl stadyumdan ayrılmıştır diye soruyor. Ve bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden geldi? Böyle 5 soruyla, evet, sıralamış Fenerbahçe Spor Kulübü. Benim merak ettiğim, yani bu 10-15 yıldır yaşananların devamı olarak dedin. Bugün de yapılan görüşmelerde ele alındığını söyledin. Ne konuşulmuştur o zaman? Mesela İçişleri Bakanı ile görüşmesinde Ali Koç ne demiştir? İçişleri Bakanı ne yanıt vermiştir? Biliyor muyuz? Birebir diyaloglara çok hakim değiliz. Resmi ziyaret ve az önce bitti, bir de çok taze bitti. O yüzden henüz birebir diyaloglara değiliz ama şöyle anlatayım. Muhtemelen bu Fenerbahçe taraftarının yaşadığı sıkıntılar bu işte. Yani bu şöyle bir algı var işte. Neden sürekli Fenerbahçe'nin başına geliyor? Ya çünkü ülkede durduk yere bir gün, işte bir önceki gün, işte o dönem bir Gülşen konusu vardı hatırlarsınız. Bir siyasi gündem vardı. İşte Fenerbahçe tribünlerinde de bir grup Gülşen'in şarkısını söylemişti ve bir grup, yani gerçekten. Yani bütün stadın böyle katıldığı bir şey değildi. Ya ertesi gün Fenerbahçe taraftarı Kayseri deplasmanına alınmayacak diye bir karar çıktı. Ya böyle bir şey olamaz. Ertesi gün dedim, ertesi hafta. İşte geçtiğimiz yıl Başakşehir'de durduk ya, Başakşehir'le kupa finali oynadı Fenerbahçe. İzmir'de gene. Yine aynı emniyet sorumluluğunda olan bir yer. Ne oldu? Maçların girişine aileler giriyor. Yani iç saha maçı gibi. Hani böyle deplasmanlı değil. Kupa finali olduğu için tarafsız saha. Aileler girerken bir anda kapılar kapatıldı. Böyle bir karar çıktı. İnsanlar kapılarda izdiham oluştu ve devamında yine
Çocuklu aileler sorun yaşadı. İşte Fenerbahçe, Trabzon'da sahaya atlayan taraftarlar maskeli, hiç görmediğimiz tipte şeyler. Oyuncular sahaya atladı, sorunlar oluştu. Bu olaylar hatırlatılmıştır ve hala şunları da vurgulamak gerekiyor. Bu ülkede mesela gayrimeşru bir cinayet girişimi var. Fenerbahçe takım otobüsüne, hareket halindeki takım otobüsüne kurşun sıkıldı. 2015. 2015'te, 4 Nisan 2015'te bu mesele ve hala şampiyonluğa giderken hani ve liderken 5-1 kazanılan bir maçın ardından ve gidiyordu, hani şampiyonluğa gidiyordu ya yani. Ya işte kritik dönemde 5 atmışsınız deplasmanda, dönüşte böyle bir saldırıyla uğruyorsunuz. Futbolcularınız ayrılmak istiyor çok doğal olarak. Ya bir yabancı futbolcu olduğunuzsunuz da takımı otobüsünüz. Bu arada Ahmet Galatasaraylı yani. Yok, hayır değilim de şey. Galatasaraylı değil misin? Yok ama ya bunlar için bir takım tutmaya gerek yok. Ben Galatasaray, evet, Beşiktaş yani diye. Yok yok, ben Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe'yim olduğunu resmen söylettin yani. Hayır, hayır, dediği şey yok doğru. Biz ama takım beyan etmeyi çok ama bunun yani çünkü bu futbol mesela ben Galatasaraylıyım. Çok da takım ya futbolda da esasında işim yok. Bütün futboldan bağımsız bu şiddet olaylarıyla gündeme gelmemeli. Ya, yani evet, hani kurşulanmayla vesaireyle ya, dolayısıyla. Siz de zaten biz burada bu ekranda Sayın Alkan, senle de birçok yayın yapmak zorunda kaldık. Zorunda kaldık diyorum çünkü normalde gündemlerimiz, konularımız çok farklı. Ama işte bu süre gelen bir ötekileştirme durumu var. Şimdi bu maçta da dediğim gibi hep bir tahrik. Şimdi Trabzon'daki saldırıda da Fenerbahçe'de tahrik etti. Neymiş? Mert Hakan elleri cebinde yürümüş. İşte neymiş? Göztepe'de Fenerbahçe Başkanı sahaya inerse tahrik olurmuş. Ya şimdi maçtan önce şimdi bir maile ulaştık. Maçtan önce Fenerbahçe kulübünden Göztepe kulübüne bir mail gidiyor. İşte öncelikle tekrar rakip olduğumuz için çok mutluyuz. Lige yükseldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İşte geçen hafta Gölcük depreminin 25. yıl dönümü bizim maça denk geliyor. Birlikte bir şey yapalım. Bu tişörtleri satışa çıkaralım. Fenerbahçe Göztepe'ye böyle bir teklifle gidiyor. Gelirini notlara bakıyorum tekrar. Gelirini 6 Şubat depreminden etkilenen depremzede çocuklara bırakalım gibi bir teklifle gidiyor. Ortak açıklamalarla yapalım bunu, ortak pankartla çıkalım gibi teklifle gidiyor. Ya böyle bir Fenerbahçe işte dediğim gibi özellikle sosyal medyada bunun dibinde FETÖ var. Bunu da açıkça söyleyeyim. 3 Temmuz'da başlayan bir şey bu. Sürekli karalama, sürekli kötü gösterme. İyi ki bu kötü muhabbetini o yüzden sevmiyorum. Fenerbahçe kötüdür, Fenerbahçeliler kötüdür. Böyle her koşulda işte Fenerbahçeliler polis arabalarını yakmıştır. Halbuki sonradan ortaya çıktı. O polisler masum değildi. 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a şampiyonluk kaybetti. Bakın bu Türkiye'de çok nadir görülen bir şey. Ya maç sonunda taraftarları kendi takımını alkışladı. Galatasaray'la oyuncularla ilgilenmedi. Polis tahrikiyle, polisin tribünle bir etkileşimiyle bu olay stat kapıları kapatıldı ve toplumsal bir infiale dönüştü. Çıkışında işte polis arabaları yakıldı vesaire. Bu tarz yıllardır işlenen Fenerbahçe kötüdür, Fenerbahçeliler kötüdür. Bu bilerek İşlenen bir şey, algı, bir silsile halinde evet, devam eden bir algı var ve bunun neticesi yaşanıyor. Evet, hatırlayın yani 3 Temmuz sürecinde de işte kanıtlar çok güçlü değildi. Bu yüzden toplumu ikna etmek gerekiyordu. Bu algı operasyonundan kalan izler bunlar. Yine onlar mı yapıyor, başkaları mı yapıyor bilmiyorum ama ya böyle bir mail atan, bu şekilde mail atan bir kulüp yani nasıl niye kışkırtıcı olabiliyor? Cevap veya verilmiş mi o maile? Onu merak ettim. Cevap da gelmemiş. Cevap vermemiş. Cevap gelmemişler. Çok şey de yapmamışlar. Yani orada çünkü belli yani ne tarafın bariyer kurdu, duvar ördüğü belli yani biraz. Centilmence bir bakın, mail gibi. Fenerbahçe sahada Güzel İzmir pankartıyla geçmiş olsun Güzel İzmir orman yangınlarını. Yani takım 2-0 önde. Fenerbahçe başkanı niye tahrik etmek istesin? Tahrik de yok ki zaten ya. Ya 2-0 önde. Adam